İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, halis mü'min dönmüştür Mevlasına, bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine, üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o, insanlara dönüp de bakmaz ki hiç, onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep, bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep. Buyurdu ki, bir kişi bağlanırsa dünyaya, düşer o çeşit çeşit meşakkat ve belaya. Sararsa bir insanı dünya meşguliyeti, gafil olur, unutur ölüm ve ahireti. Dünyanın türlü türlü dert ve telaşesinden, uzaklaşır ölüm ve azap endişesinden. Dünya ile ne kadar olursa alakadar, Hak Teâlâ'dan dahi uzaklaşır o kadar. Halbuki terk ettikçe aksine bu dünyayı, yakın bulur kendine Allahü Teâlâ'yı. Bir kimsenin çok ise dünyalık meşgalesi, uzun sürer mahşerde onun hesap vermesi. Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, Hak'tan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa, eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki, dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki, hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki, ecelim gelebilir an be an. Dediler ki, nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. Öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle. Ve herkese davranır
şefkat ve merhametle. Bilir ki yumuşaklık zinetidir müminin. Sertlik gösterense olur kaba ve çirkin. Çok taat yapmasa da güzel ahlak sahibi devamlı sevap alır, ibadet yapmış gibi. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan İbrahim Havvas rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kalbin ilacı beştir. Bunlar Kur'an-ı Kerim okumak ve Kur'an-ı Kerim'e bakmak, mideyi boş tutmak, gece kalkıp ibadet etmek, seher vaktinde ağlayıp sızlayıp ve iyilerle beraber bulunmaktır buyuruyor İbrahim Havvas rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo. Buyurunuz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun. Ben hocamdan dua isteyecektim öncelikle. Efendim, Allah Teala razı olsun. Size de, sevdiklerinize de dinle, dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin hocam, amin. Allah razı olsun. Şimdi ben şey soracaktım. Ben 2,5 aylık hamileydim ama çocuğumu kaybettim. Hani o bana şefaat eder mi? Ne, ahirette görür müyüm onu? Onu soracaktım. Dünyaya gelmeden, ben, dünyaya gelmeden değil mi? Evet. Evet, dünyaya 2,5 aylık hamileydim, düştü. Peki efendim. Hocam, ben bir çalıştığım iş yerinde işte Şafii arkadaşlarımız var, ben Hanefiyim. İşte onların namazları, hani abdestleri falan çok kısa. Biz de diyoruz ki yani onları buğz ediyoruz. Yani ne biçim namaz kılıyorlar, işte ne biçim abdest alıyorlar, çok kısa sürüyor falan. Hani günaha mı giriyoruz acaba biz? Peki onu efendim. Hayırlı günler hocam, Allah razı olsun. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Ben uşur hakkında soracaktım. Biz sağ olun, Allah razı olsun, sizi dinleye dinleye 2 senedir uşur vermeye başladık. Bu uşru, yani uşru verirken içine harcamış olduğumuz gübredir, ilaçtır, bunları falan da katacak mıyız hesaplarken, yoksa katmayacak mıyız? Beyim bunu merak ediyor. Peki efendim. Bir de biz geniş bir aileyiz hocam. Daha 6-7 senedir beyim benim hani nasıl diyeyim, söz sahibi olmaya başladı diyeyim öyle, 45 yaşında. Daha öncesinden kayınbabam hiç uşur falan vermemiş. Bunun üzüntüsünü de yaşıyoruz aslında konuştuğumuz zaman. Dinen zengin de değiliz. Hani bunu biz nasıl yapabiliriz? Geçmişe yönelik olanları nasıl yapacağız bilmiyoruz yani. Peki efendim. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Bir de bir sorum daha var hocam. Şey diyecektim, size programa katılanlar sizden hep dua istiyorlar. Çok zorda darda kalan insanlar dua istiyorlar. Allah razı olsun, siz de dua ediyorsunuz. Biz de oturduğumuz yerden her gün, hemen hemen her gün amin diyoruz. Acaba biz bu hiç tanımadığımız insanlara dua ettiğimiz zaman bunun karşılığını görür müyüz? Hiçbirini tanımıyoruz çünkü yayınlanmanın. Elbette. Gıyaben yapılan dua kabul olur biliyor, tamam. Allah razı olsun hocam. Mustafa Bey'e de sizden de Allah bin kere razı olsun. Cümlemi teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Efendim. İlk dinleyicimiz dedi ki 2,5 aylık dedi bir çocuğum vardı. Düştü. Hamileydim. Yani sonlandı hamilelik. Bu dedi şefaatçi olur mu? Efendim çocuk 9 ayı, 8 ayı veya 7 ayı tamamlayıp hatta 6 aylık olup bile dünyaya gelenler var. Çocukken böyle 7 aylık dünyaya gelenlere dalga geçerler diye. 7 aylık diye. Hatta bazen büyükler içerisinde falan böyle sabırsız oluyor bazıları. Aceleci olanlar falan. Aha. Sen 7 aylık mısın derler. O tabiri kullandı. Sen ana rahminde bile duramamışsın ya. Derler. Çocuğun canlı olarak dünyaya gelmesi, bir defa bile nefes almış olsa, o yıkanır, kefenlenir, defnedilir ve ahireti de şefaatçi olur buyuruyor. Ama ölü doğmuşsa,
veya bu şekilde böyle sonlandırılmışsa bunlar tekrar diriltilmez. Buna zaten ruh da verilmemiş daha. Ruh da verilmemiş, cenin. Peki hiç mi kazançları olmaz? Olmaz olur mu? Elbette ki olur. Bunun bir ecri ücreti olur mu? Elbette, sabrederse. Çünkü 2,5 ay o zahmete katlandı. Ve arkasına da aynı şekilde üzüldü. Üzüldü tabii insan elde değil. Bunların bir ecri var mı? Var. Şimdi kitaplarda yazılan hüküm böyle. Rabbim diler, ahirette ona ruh verir. Şefaatçi dedi, bunu bilemeyiz biz. Ama kitaplarda yazılan bilgi bu kadar. Biz de bu kadarını söylüyoruz. Yani çocuğun dünyaya canlı gelmesi gerekir. Bir nefes bile alacak kadar canlı dünyaya gelmesi ve ondan sonra ölmesi neticede mirasçı bile olur buyuruyor. Ama ölü dünyaya gelmiş veya bu şekilde sonlanmış, bunlar için öyle bir ifade geçmiyor. Allah'a da yer ve yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak kolaylık ihsan etsin. Sabırlar versin. Zor iş. Dedi bizim dedi iş yerinde Şafii mezhebinde olanlar var dedi. Şimdi abdestleri ve kıldığı namazlar falan dedi böyle dedi. Bizim tuhafımıza gidiyor dedi. Bazen dedi böyle dedi böyle namaz mı olur falan diye söyleniyoruz arkalarından dedi. Şimdi Hanefi mezhebindekiler kendi mezhebindeki hükümleri bilmedikleri gibi Şafii mezhebinde olanlar da bilmiyor çoğu. Bilmiyor. Kendi mezhebindekileri. Hani kendi mezhebindekileri bilmiyor. Bilmediği için de duyduğu ve gördüklerine göre yapıyorlar. O da yanlış ve hatalı olabilir. Ama Şafii mezhebinde ibadet eden ve Şafii mezhebinin şartlarına göre ibadet eden bir kimseye de yan göze bakmak, kötü söylemek veya kötü düşünmek çok yanlış. Çok yanlış. Şimdi Şafii mezhebinde ara tekbirler var. Mesela ara tekbirleri alıyorlarsa, bunlar da onu görüyorsa ne biçim namaz kılıyor demeleri uygun değil. Hanbeli mezhebinde olanlar elini bağlamıyor, salık tutuyor. Onlar öyle görünce ne biçim namaz kılıyor demek uygun değil. Çünkü Hanbeli mezhebinde el bağlamıyoruz. Hatta Hanbeli mezhebinde namazdayken sağına soluna bakmak bile mekruh değil. Hanefi de mekruhtur, Hanbeli mezhebinde değil. Böyle bir namaz kılanı görünce bunun namaz olmadı dememeli. Yani mezhebi yani farklı olabilir demeli. Peki efendim bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam. Yani öyle tabii ki İmam Şafii Hazretleri o kavrini almış. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri öbürsünü almış. Bunların hepsi rahmettir. Hepsi de aynı şekilde doğrudur. Yani ahirette kurtulur. Ama şimdi Şafii mezhebinde olup da Şafii mezhebinin şartlarını yerine getirmez, kendi kafasına göre yapıyorsa o daha normal. Hanefi mezhebindeki de aynı şekilde öyle. Dolayısıyla bir Şafii ilmihal kitabı elde edip veyahut da bilen birisine bunları sorup ona göre ibadetleri yapmalı. Çok kısa sürüyor diyor. Demek ki sadece farzını kılıyorlar. Kaza borçları var. Ben Şafii bir müftü efendiye, kendisi Şafii ama doğulu, doğuda da uzun süre böyle kalmış falan. Ben bir gün böyle konuşuyoruz. Dedim siz anlatmıyor musunuz hani Şafii mezhebinde olanlar eğer kaza borcu varsa sünnetler kılması haramdır. Doğru. Peki bunların yerine kaza kılmaları anlatmıyor musunuz? Ya anlatıyoruz da dedi. Tamam işte bizim borcumuz var deyip dedi. Peki o borcunu ödüyor mu? Onu da ödemiyor. Yani herkes hesabına geleneni yapıyor. Ta biz TGRT'nin ilk yayınlandığı sıralarda birisi bir telefon açtıydı. Bu Mihrimah Sultan Camii var ya, Edirne Kapı. Orada o camiye herhalde geliyor. Dedim o zaman dedi Şafii mezhebini falan da biliyor. Şii ile Şafii karıştırıyordu. Yani TGRT sayesinde, Türkiye Gazetesi sayesinde, Hakikat Kitabı'nın kitapları sayesinde yani Şafii mezhebinin 4 hak mezhepten biri olduğu, Şii'nin itikatta bozuk olduğu anlaşılmaya başladı. Ve ayırabiliyor şimdi vatandaş bunu. Dedi burada Şii'ymiş birisi dedi sünnetleri kılmıyor dedi. Ya dedim o Şii değil Şafii'dir. Çünkü Şii olsa zaten gelmez. Camiye gelmez. O camiye gelmez. Bir de Kerbela toprağında yapılmış bir tane bir şey üzerine secde ediyorlar falan. İslamiyet'in öyle bir emri yok. Birisi uydurmuş onu da din diye aynı şekilde yapıyorlar. Bazısı efendim bizim inancımız. İslamiyet değil bu. Ne Peygamber Efendimiz bildirmiştir, ne Eshab-ı Kiram bildirmiştir, ne de Hazreti Ali, ne de Hazreti Hasan, ne de Hazreti Hüseyin, ne de Ehl-i Beyt imamları bildirmiştir böyle bir şey. Kerbela toprağı üzerine secde etme. Yok öyle bir şey. Sonra da bir tanesi uydurdu. Ve o uydurulan şeyi de din diye kabul ediyorlar. Yok öyle bir şey. Kitaplarda da yok.
Eshab-ı Kiram tatbikatında da yok. Biz efendim Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Ehl-i Beyt imamların içerisinde de yok. Ehl-i Beyt imamların hepsi Ehl-i Sünnet'tir. Hazreti Ali'de, Hazreti Hasan'da, Hazreti Hüseyin'de Ehl-i Sünnet'tir. Yani yaptıkları, kıldıkları kitaplarda da yazılı. Dolayısıyla Şafii mezhebi ayrı, Şii ayrı. Şafii mezhebindekilerin işte nafileleri iki rekat tabi kılması, kazaya kalan namaz borcu varsa evet doğru, nafile kılmaları haramdır. Sadece Şafii'de değil, Maliki ve Hanbeli'de de böyle hüküm. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Bunun için Şafii mezhebinde olup da kaza namaz borcu olanlar şeyi söyleyiver, sünnetleri yerine kaza kılmaları lazım. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Dedi yeni yeni öğrendik dedi bizi Uşru. Tabii unutuluydu. Benim babam Allah rahmet eylesin işte o zaman yer altına çekilmiş kurslar vardı. O kurslarda Arapça falan öğrenmişlerdi. İşte Arapçayı da bilince ya Mustafa Bey rehber olmayınca, yol gösteren olmayınca ben babamla canlı olarak görmüştüm onu. Çünkü öyle bir hava basmışlar ki Arapçayı bilen alim, hoca. Ya otururdum ben babamla Ümmat Bey giderken ya baba dedim. İyi yani, biliyor muydu bari Arapçayı? Efendim? Arapçası iyi miydi bari? Ya da çatpat. 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 Türkçe tam ifade edemediği için anlıyordu falan ama ifade edemiyordu. Ama hocaydı. Hocayım diyordu. Hocayım diyordu. Ama din bilgisi olarak hiçbir şey yok. İşte Arapça metinler. Hatta bir de öyle bir yani okudukları yerde nasıl insanlardan öğrendilerse karşısındakinin Arapça bilip bilmediğini imtihan ederlerdi. Arapça bilmiyorsa beş para etmez diyorlardı, tamam mı? Şeyde Arapçada salim fiiller yani sağlam fiiller var. İlletli olanlar var. İlletli dedikleri denilen eğer bir fiilde bir kelimede vav ya elif varsa buna illetli diyorlar. Mesela misal olarak kitap, mektep kelimesinin geldiği fiil, Arapça fiil ketebedir. Yazı demektir. Ketebe. Kef harfi, T harfi, B harfi. Sağlam. Fiil sağlam. Bunların belli kalıbı var. Belli kalıplarda işte birinci bab, ikinci bab rahatla aynı şekilde bunları çekebiliyorsun. Belli kalıplar var. O illetli dedikleri de, illetli dedikleri de mesela ketebe fiilinin emir sigası var. Üktüp. Aynı fiilin kalıplarından gelenler böyle okurur. Ünsur, nasara fiili de aynı şekilde. Ama bir de illetlisi vav ya elif var. Mesela vega. Vav var. A ya var. Vega. Bu da fiildir. Vega yegî diye çekiliyor. Bunun da emri gı'dır, tamam mı? Öbürsü ükütmüyorsun gı. Şimdi soruyor. Gı ne olur? Adam okursun. Ya illetim. Adam hayatta duymamış. Ve bu ne diyorsun gı gibi bir şey. Ve bu fiillerde mesela simai deniyor. Yani işitmek de öğrendi. Belli bir kalıbı yok. Bazıları belli kalıba sığıyor, bazıları da sığmıyor. Sığmıyor. Başlıyor falan. Adam da ömründe duymamış. Böyle de Osmanlı'nın öğrendiği tipte de Arapça öğrenmediyse bunu bulamaz. Duymamış bile illetli fiil. Neymiş gı falan. Anadolu'da kullanılan kız geldin mi? Ne diyorsun gı? Yani kadınlara öyle bir şey zannedecek. Öyle bir şey zannedecektir. Ondan sonra adamı canlı okullardı. Adam bulduk bir cahil. Bulduk bir cahil. Öyle bir haller vardı. Neyse annem rahmetli onun yani okuyup yazması yoktu, Arapçası da yoktu ama anlayışı babama göre daha fazlaydı. Din bilgisi de fazlaydı. Babanız annenizi cahil görüyormuştur. Tabii cahil görüyor. Arapça bilmiyor. İşte babamla rahmetliyle bir gün böyle oturdum. Baba dedim bak çok yanlış size kim yerleştirdiyse bu anlayışı. Arapça din ilimlerinde sadece vasıtadır. Arapçayı bilen alim olmaz. Niye oğlum dedi. Baba dedim Orta Doğu'da, Lübnan'da, Beyrut'ta bir sürü Hristiyan Arap var. Ve o Hristiyan Arapların din adamları var. Yani Arap papazlar var. Ve bunlar şakır şakır Arapça konuşuyor. Ana dilleri Arapça. Ana dilleri Arapça. Böyle durdu kaldı, dondu kaldı dedim. Bunlar dedim hani Arapça konuşayım de dedim. Doğuştan ana dilleri Arapça. Ama dedim Hristiyan. Ve bunlar içerisinde Mason var dedim ya. Komünisti var. Arapça konuşuyor bunlar dedim. Teröristi var. Teröristi var. Ondan sonra durdu kaldı. Ne diyeceğini de bilemedi. Ne diyeceğini de bilemedi. Dolayısıyla Arapça bir vasıta. İşte bir gün böyle konuşuyoruz. Din bilgisi yok. Fıkıh bilgisi verilmemiş.
Uşur deyince ya oturduğu yerden adam bir zıpladı. Sen ne diyorsun dedi ya. O dedi 1950'den önce dedi, CHP'nin getirdiği dedi zulüm vergisidir dedi. Oo, uşur için. Uşur için. Onu. Ya dondum kaldım ben bilmiyorum çünkü. Ben kendim 50'den sonra dünyaya gelmişim. Ya onlardan duyuyordum, bazı şeyler anlatıyordum da. Meğer nasıl bir alçaklık ya. O zulüm vergisinin ismine uşur koymuşlar biliyor musun? İnsanlara aynı şekilde uşurdan nefret ettirmek için. Öyle de o uşur vergisi de yani böyle tak etmiş insanlara. Adam geliyor daha şeyi samana ayrılmamış, buğday ayrılmamış. Buradan diyor bir çuval vereceksin. Savursan bir sene hepsi bir çuval buğday çıkıyor. Gelip harman yerinde bölüyorlarmış. Ha bölüyorlarmış. Tabii. Burası devletin, burası senin. Evet. Yarı yarıya. Ölçü kantar da yok. Hı hı. Zulüm vergisi yani. Zulüm vergisi. Ben şeyde Gönen'de vazifeliyken bu Çanakkale'ye sınırdı. Karabika diye bir yer var. Deniz kenarı bir yerdi. Oraya bir kitap götürmüştük. Böyle deniz kenarında bir kahvehane. Birisi dedi ki otur dedi bir çay iç falan. Yaşlı birisi, babam yaşlarında birisi falan. Dedi ki evlat dedi işte kaç senesin dedi burada bir torik olduğu. Amca dedi nasıl oldu torik? Oğul dedi bu dedi CHP'nin dedi buğdayları topladı, süreleri doldu. Şimdi oralarda Anadolu gibi değil ki, nemli yer. Nemlenmiş. Ondan sonra yani buğday olmaktan çıkmış. Kullanılamaz. Onları getirdiler denize döktüler dedi. Torikler'de yiyince aha dedi kocaman. Adam anlatıyor bunu. Canlı tarih. Götürmüşler denize bile dökmüşler yani böyle. İnsanlar açlıktan kırılıyor. Bunlar da aynı şekilde denize dökülmüşler. O zaman itiraz etti. Hatta Ömer Rasuhi Bilmen de kitabında hani bazıları efendim işte Diyanet Başkanı kitabındaki anlatan yanlış. Çünkü şeyi anlamamış. Topraklar milli topraklar var. Bu devletindir milli topraklar. Osmanlı döneminde ben babaanneme mesela birisi vefat ettiği zaman toprağa gelince kız erkek yarı yarıya veriyordu. Nene dedim öbürlerinde ikili birli taksim ediyorsun. Oraya gelince niye yarı yarıya? Ne bileyim oğlum dedi öyle yapıyorlar dedi. Meğer mesela Osmanlı'da devlet senin dedene demiş ki burası demiş 300 dönüm kireye veriyor. Ama tapu da veriyor. Ve dedem vefat edince denir ki 3 evladı var. 2 olan bir kız. Devlet bunu almıyor. Bunun çoluğu çocuk da bu tarlada çalıştığı için bu tarlanın nasıl bir tarla olduğunu iyi biliyor. Geri almıyor. Bunlara yüzer dönüm gene kira tapusu veriyor. Eşit işlemeye devam ediyor. Şimdi o milli topraklardan usul alınmaz. Çünkü mülkiyet değil. Mülkiyeti değil. Kendi mülkü değil. Fakat TC kurulduktan sonra bunların hepsi şahıs mülkü oldu. Mesela Osmanlıca kitaplarında anlatırken bu toprak sahiplerden usul olmuyordu. Ömer Nasuhi bu milli toprak ve özel toprakları birbirinden ayırt edemediği için tutmuş. Aynı tek usul yok demiş. Çünkü ben Balıkesir Gönen'de Gönen Balıkesir'in kazası, Manyas var. O da yakın birbirine komşu kaza. Manyas'a gitmiştik. Orada bir imam Saadet-i Ebediye kitabına bu dedi kitap yanlış yazıyor. Ne yazıyor dedim orada. Bu kitapta dedi usul yazıyor dedi. Ya İmam hani benim babam aynı şekilde o içinde yaşadığı için o dedi CHP'nin zulüm vergisi dedi ama imam dedi ki usul yok. Çünkü kitap böyle yazıyor. Hakikaten öyle yazıyor. Bende de vardı Ömer Nasuhi Bilmen'in o Büyük İslam İlmi Hali. Orada öyle yazıyor. İşin içinden çıkamamış. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'nın Saadet-i Ebediye kitabında bunu uzun uzun anlatmış. Önce toprağı anlatmış. Toprakların Osmanlı dönemindeki durumlarını anlatmış. Sonra şahıs mülkü haline gelince usullu oldu artık diye. Çünkü ya cizye alıyor ya aynı şekilde kira alıyor. İcare deniyordu onlara. Evet. Tamam mı? İcare verdik diyorlardı. Dolayısıyla şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra bu toprakların hepsi şahıs mülkü olduğu için bunların hepsine usul verilmesi gerekiyordu. Şimdi dinleyicimiz dedi ki hani dedi unutturuldu mu? Tabii unutturuldu. Bilmiyordu ki. Alimler bile bilmiyor. Alimleri bile bilmiyor ki onlar nasıl bilecekti? Zor bir durum tabii ki. Masrafını düşecek miyiz dedi. Uşur da enteresan bir şey. Hüküm öyle. İster başkasına sürdürtür, ister ilaç at, ister aynı şekilde ücretle çalıştır, ne yaparsan yap. Bunların, bu masrafların, ilaç masrafları dahil hiçbirisini düşmüyorsun. Elde edilen mahsulün yağmurla sulanıyorsa 1/10, motorla veyahut da aynı şekilde kanallar gelip oradan parayla suluyorsan 1/20 vereceksin. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kaptanın işine karışılmaz. Eğer bir işin, bir hizmetin başlangıcı ve devamı üzüntüsüz ve çilesiz ise, onun yıkılması kolay olur. Bir iş de çile içinde devam ediyorsa, ömrü çok uzun olur. En güzel örnek dinimiz İslamiyet'tir. Peygamber Efendimiz, benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi buyuruyor. Onun getirdiği İslamiyet de kıyamete kadar devam edecektir. Dine hizmette başarının sırrı, bu işini kendine dert edinmektir. Dertsiz insandan hayır beklenmez. Hizmet aşkının ateşi alevlenip, hem kendini hem de etrafını yakmalıdır. İşini kendine dert edinmeyen kimselerden lider olamaz. Birlik ve beraberlik içinde olmalı. Bizim dinimizde bir el kalkar, bir el iner, ikinci bir el kalkmaz. Yani emirin dediği olur. Emir istişare eder ama son kararı yine o verir, ikinci bir lider olmaz. Dine yapılan hizmetin sorumlusu bu büyüklerdir. İcra başı onlardır. İyisi de, kötüsü de, hayrı da, sevabı da onlara aittir. Bize düşen, görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bir kişi söyler, ötekiler de bunu uygular. Başarı ancak böyle gerçekleşir. Bizim vazifemiz, yeni şeyler bulmak değil, büyüklerin emirlerini uygulamak için elimizden geleni yapmaktır. Büyük bir zata başarısının sebebi sorulunca, işimi hep iş bilmeyenlerle yapıyorum cevabını verir. Soran kimse şaşırınca, işi bilen danışmayı düşünmez, kendi bilgisine güvenir, aklına göre karar verir, yanlış iş yapar. Bilmeyense her şeyi danışır, danışınca da yanlış yapmamış olur der. Eğer enerji gelmezse motor çalışmaz. Hizmetlerde de büyüklerin himmeti gelmezse bu işler yürümez. Onun için yaptığımız hizmetler yürüyorsa kendimizden bilmemeliyiz. Büyüklerin dine hizmet için uğraştığı işlerden, ticaretten zerre kadar şahsi menfaatleri olsaydı hiç kimse onları sevmezdi. İşin başındakinin niyeti ve parayı sarf ettiği yer önemlidir. Çünkü koca gemide o kadar çalışan olmasına rağmen sonunda gemi kaptanın dediği yere gider. Gemilerde tek yetkili kaptandır. Gemi karadan idare edilmez sözü çok önemlidir. Bunun için bu büyükler her zaman işinin başında olmuşlardır. Bir işin ciddiyeti ancak o işi yapanların ciddiyetine bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar ciddi olursa olsun, eğer biz ciddi olamazsak o iş yine askıda kalır. Eksik, bozuk başlanan bir işin sonucu da eksik ve bozuk olur. Bir hizmet vermek üzerine kurulmuşsa hiç korkmamalı. Ama almak üzerine kurulmuşsa, araya menfaat girmişse, orada mutlaka çekişme olur ve orada kirli işler döner. Bir emirin yardımcıları, danışmanları ne kadar güçlüyse ve orada istişare ne kadar ihlasla, menfaatten uzak ve hizmete dayalı şekilde yapılırsa, başarı da o nispette güzel, sıkıntısız ve üzüntüsüz olur. Hazreti Ali'ye, İlk iki halife zamanında olmayıp da Hazreti Osman'ın ve sizin zamanınızda karışıklığın çok olmasının sebebi nedir diye sorarlar. O da onların danışmanları bizdik, bizim danışmanlarımızsa sizsiniz der. Danışmanlar ne kadar çok sıkıntı verirse başarı o kadar az olur. Sultan II. Abdülhamit Han tıpkı Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han gibi yüce bir padişahtı. Ama bozuk dönemde olduğu için danışmanları da bozuktu. Halbuki diğer padişahların kendileri gibi danışmanları da büyüktü. Emirin verdiği işleri yapamıyor veya yaptıramıyorsak, ya kendimizde, ya işimizde veya usulümüzde bir uygunsuzluk var demektir. O zaman bunları kontrol edip işe yeniden başlamak gerekir. Her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadis-i şerifine uygun hareket etmeli. İşlerimizi yaparken, teklif getirirken yeni alternatifler üretmeli. Daima yeni durumlara uyum sağlamalı. Bir yerde takılıp kalmamalı. Ahir zamandayız,
başarılı olmak için genelde herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıdır. Başkalarının düzeninde onun yaptığı işte yarışana fırsat vermezler. Başkasıyla değil kendi işimizle uğraşmalıyız. Bir toplulukta insanlar birbirleriyle uğraşmaya başlarlarsa bu yıkımın başlangıcı olur. İnsanları doğrultmaya çalışmakla vakit kaybetmeden kendimizi düzeltip işimizi doğru yapmaya çalışmalıyız. Büyüklerin yolunda dinimize hizmet etmek için çalışmak zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. Tek başına ayakta durulmaz, kenetlenmek gerekir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin sualler bitmemişti. İşte uşur meselesi var dedi. Senelerce biz kalabalık bir aileyiz dedi. Daha işte dedi, beyim dedi yeni aile içinde söz sahibi olmaya başladı. Yani önceki seneler dedi verilmedi. Bunlar nasıl telafi edilebilir? Edilmesi mümkün mü? Mümkün. Benim de işte babamla uzun süre aynı şekilde öyle rahmetliyle şey yaptıktan sonra ikna oldu. Peki dedi geçmişleri ne yapacağız? Ben de biliyordum ne kadar çıkardığımız belliydi. Standart çünkü öyle bizde geniş ova gibi tarlalar yoktu. Buğday, arpa, yulaf, çavdar ekiyorduk. Bunların ne kadar çıktığı belli. Pancar, fasulye ekiyorduk falan. Ondan sonra çünkü o şeyde ektiğimiz fasulyede falan da kurtarır tarafı vardı. İmam Muhammed Şeyban Hazretleri'ne göre. Niye? Çünkü İmam Muhammed Şeyban Hazretleri buyurdu ki 5 vesk. O da 1250 litre yapıyor. Yani bir ton falan. Bir ton 200 kilo falan ediyor ki. Yani o kadar şey olmuyor. Hele o domates, ondan sonra salatalık, kabak onlar ekiyorlardı. Onlar da şey değildi. Yiyecek kadar ekiyorlardı öyle. Satırlık geniş geniş büyük tarlalar değil. Ha İmam Azam Ebu Hanif Hazretleri'nin iştihadına göre bir avuçta çıksa verilmesi gerekiyor ama vermedilerse oradan İmam Muhammed Şeyban Hazretleri'nin kabiline göre kurtarabiliyorlardı. Babamla oturduk hesap yaptık. Kaç sene çiftçilik yapmış. Her sene ortalama hani kıtlık zamanında olur, bolluk zamanında olur bir ortalamasını çıkardık. Şeyde o zaman Konya'da bu Hakikat Kitabı'nın bir şubesi vardı, Masum Kitap Evi. Hatta hemşehriniz Abdurrahman Üzaydın. Hı hı. İki tane rahmetli. Abdurrahman. Ha, rahmetli oldu. İkisi de rahmetli oldu. İşte onlar da tanışıyordu. Onlar da aynı şekilde babama hürmet, saygı gösterdiği için oraya uğrardı. Gitti ona vekalet verdi. Onlar altınla devrini yaptılar. Sen dedim taksit buraya kağıtlar olarak ödersin. Öyle yaptık. Bu dinleyicimizle aynı şeyi söylüyoruz. Diğer dinleyicilerimizle aynı şeyi söylüyoruz. Tahmini olarak ne kadar çiftçilik yaptılar. Elde ettikleri mahsul. Hani bazıları diyecek efendim biz zeytin, bizimki incir, bizimki işte fındık. Ne olursa olsun. Yani hububat dediğimiz o buğday, arpa, çavdar. Onları ekenler de dahil olmak üzere nohut, fasulye. Onlar da tahmini olarak şu kadar. Bunun onda biri ne eder? Zaten buğdayda, buğday cinsi olanlarda şey olmaz. Hani motorla sulama falan filan öyle bir şey olmaz. Yağmur suyuyla. Dolayısıyla orada onda bir. Ha, öbür bizim pancar ekerdik, fasulye ekerdik falan da onlar da aynı şekilde şey değildi. Dere vardı, çay vardı falan. Irmaklardan su rahat rahat geliyor, bedava geliyordu ve suluyorduk. Yani yağmur suyu gibiydi netice itibariyle onda bir. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her tarafta benim kendi köyümde bile kanallar yapıldı, parayla açıyorsun. Senin tarlana kadar getiriyor. Oradan sen izin veriyorlar, öyle kullanabiliyorsun. 20'de bir. Hesap edersin. Ben işte kaç sene, 20 sene çiftçilik yapmışım. 20 sene her sene ortalama olarak ne çıkarmışım bu? Bunun 10'da biri veya da 20'de biri hesabını yaparsın. Toplarsın. Önce bilen bir fakirle altınla devrini yaparsın. Ondan sonra da bedelini kağıtlar olarak fakirlere verirsin. Mesela siz de şahitsiniz. Bize de zaman zaman bazıları müracaat ediyor. Bizim geri çevirme öyle lüksümüz yok. Anlatıyoruz çünkü. Diyor bunun devrini yapar mısınız? Öyle yaptığımızda oluyor bizim. Yardımcı oluyoruz. İskatta da olsun. Ondan sonra zekat devrinde de olsun. Geri çevirmiyoruz. Ama bedelini de 3-5 kuruş aynı şekilde. 3-5 kuruş değil yani onun bedelini de taksit aynı şekilde ödemek lazım. Çünkü dünyada
kaza yakalan namaz borçlarını kaza ederek zekatlarında bu şekilde, usullarında bu şekilde, hayvan zekatı varsa onu da aynı şekilde hesaplayıp vermek gerekir, vermek gerekir. Yoksa ayet-i kerime var. Zekatı verilmeyen mallar sırtlarına bindirilecek. Deve ise deve, koyunsa koyun, onsuna buğdaysa çuvallarıyla göğsüne bastırılacak. Ayet-i kerime var. Yani dehşet bir şey. Yani bu şekilde telafi edilebilir. Bir de dedi siz dedi zaman zaman mesela dua ediyorsunuz dedi. Sıkıntısı var, hastalığı var falan. Biz de buradan dua ediyoruz. Biz de dedi bunun karşılığını alır mıyız? Gıyabe yapılan bir dua. Biz de mesela tamam mikrofonun başındayız. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ben 5 vakit namazda dua ediyorum. Onların da ettiğine inanıyorum. Edenler var, ettiğine inanıyorum. Peki bu duanın kabul olma ihtimali yüksek. Niye? Çünkü biz onları tanımıyoruz. Onlar da bizi tanımıyor. Aa biz sizi tanıyoruz işte Osman Ünlü Musa diyor. Öyle değil o. Yani bir görmüşlüğümüz yok, şeyimiz yok. Orada bir tanıştığımız söz konusu değil. Hani telefonla, maille falan yapmışsınızdır ama o ben seni tanımıyorum. Sende bir menfaatim de yok. Onun da yok. Ha bazı rahmatına geliyor yok efendim işte biz sizden öğreniyoruz. Bu menfaati bu işin sahibi biz değiliz ki. Allah Teala rahmet eylesin. Evvel evler kurdular. İşin sahibi o. Rating gibi bir derdimiz de yok. Ha rating gibi bir derdimiz de yok. Öyle bir, aynı şekilde. Ha bazıları yapıyor bazı dinleyiciler. İnsan kızamıyor, gülüyor. Ben diyor uzun süredir dinliyorum diyor. Benim şöyle bir şeyim var falan. Ha ben seni dinlemezsem seni kimse dinlemez. Şu işimi yapıver der gibi. Ya ona gerek yok tamam mı? Ona gerek yok. Dinlemesen de olur ya yaparsın. Dinlemesen de aynı şekilde olur. O şey değil, ölçü değil. Allah-u Teala hepimizin hakkında hayırlısını versin. Ve tamam. Dua edersek başkalarına, başkalarına bize o zaman dua eder efendim. Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını televizyon bulunan odada bulundurmak veya okumak mahsur olur mu? Yok, mahsur olmaz. Bulundurulur da, o kitaplar orada okunur da mahsur olmaz. Peki, Kur'an-ı Kerim bile bulundurulabilir. Yani şimdi bir Müslümanın evinde televizyon varsa, evet, Saadet Ebedi'de uzun uzun anlatılıyor. Sen onu haram şeyler için kullanıyorsan, çalgı için kullanıyorsan, ondan sonra ne bileyim ben haram şeylere baktırıyorsan, o aletin kabahati yok. Sen onu çalgı aleti hükmüne getiriyorsun. Öyle bir durumun söz konusu değilse. Yani orada çalgı aleti yok. Namaz da kılınır. Kur'an-ı Kerim de bulunur. Hakikat Kitabı kitapları da bulunur. Mahsur olmaz. Bir günde İlmihali mektubatı veya diğer kitapları en az sayıda ve en fazla sayıda olarak ne kadar okumamız lazım? Efendim herkesin haline ve durumuna göre değişir bu. Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi. Şimdi Emel abiler damatlarıydı. Yani Emel abinin işi yoğundu. Gazete, diğer şirketler, TGRT. Hepsiyle meşgul olmak. İşte Allah-u Teala eğer dinini yaymak için yarattıysa ona ayrı bir feyiz geliyor, teveccüh geliyor. Güç ve kuvvet veriliyor yani. Güç ve kuvvet veriliyor. Bir gün akşam gece gittikleri zaman Hüseyin Hilmi Efendi Emel abiye buyuruyor ki işinizin çok olduğunu biliyorum kardeşim buyurmuşlar. Siz de muaf değilsiniz kitap okumaktan. Ve hemen abiler o Mehmet Ağa tesisleri vardı ya. Orada bir şey söylediler. Baktılar ki biz çok zayıfız. Hani böyle anlatırken abim derlerdi ya. Onun için Emel abi diyoruz ya. Abim hiçbir şey olmasa kitabı böyle İlmihal Albiyatı Mektubatı sayfalarını karıştır kapat yat. Siz zaten bir tek bunu yapabilirsiniz gibi. Şimdi büyükten istifade edebilmek için mesela en az 3 sayfa buyurulduğu kimseler de olmuş, 5 sayfa denen de olmuş. Ortalama olarak 10 sayfada denmiş. Fakat bir şey buyurulmuş. Hemen abi sık sık tekrar ederdi. Mükatebe nısfır mükaleme diye. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. Diyorsan ki efendim ben bir saat İmam Rabbani Hazretleri ile beraber olmak istiyorum. 2 saat mektubatı okuyacağım. Ben 1 saat Hüseyin Hilmi Efendi'nin ile beraber olmak istiyorum. Rahmetullahi Teala aleyhi mecmain. O zaman 2 saat Saadet Ebedi'yi okuyacağım. Veya hazırladığı kitaplardan birisini okuyacağım. Ki 2 saat beraber, 1 saat onlarla beraber olmuş olursun. Dolayısıyla herkes kendine, şimdi bazen insan bir gaza gelir. Kitaplarda da Hüseyin Emre abi de anlatıyordu. Kalp mukallip, halden hale dönen demek. Bazen Allah Teala'ya yaklaşıyor.
Benim de başıma geliyor Mustafa, senin de başına gelmiş, dinleyicilerimsin de. O zaman böyle devamlı Kur'an-ı Kerim okumak istiyor, elinde tesbih devamlı, Allah Allah, hatta insanlara ya bunlar niye böyle gafil falan dedi, hatırına da geliyor falan. Ve sonra da bir buz gibi suyuyor, ne tesbihi eline alıyor, ne Kur'an-ı Kerim'i eline alıyor. Böyle namaz kılmak bile böyle idama gider, insanın durumu gibi oluyor falan. Ne oldu? Kalp uzaklaştı o anda. Bazen Allah-u Teala çok yakın olur, o zaman böyle ağlarsın, gözyaşı dökersin. Hatta kendini olmuş bile zannedebilirsin yani. Ya bazen de buz kesilirsin. Onun için böyle o yumuşak öyle haldeyken tamam bundan sonra ben 50 sayfa okuyacağım. Ertesi gün nefis devreye girer, 5 sayfa bile okutturmaz. Onun için takat getireceğin kadar. Mesela yavaştan başla. Bir sayfada başla. 1,5'a çıkar. 2'ye çıkar. 2,5 yap. 3'e çıkar. Öyle ben başlayacağım falan. Ondan sonra da elde avuçta bir şey kalmaz. Şöyle... Rahmetli babamda da vardı falan şimdi. Annem de takılırdı bazen. Mesela kalkar, şey yani hareketli birisiydi, canı tezdi babamın rahmetlinin. İşte bir şeyler söylüyor, heyecanlanıyor o anda. Önüne bakmıyor, bir yere takılıyor, paldır güldür, onu da deviriyor, şey yapıyor falan. Sadece babamın başında değildi, ben hep görürdüm. Kim koymuş bunu buraya? Ya rahmetli annem dedi ki, herif derdi ya, kimse koyma diyor, önüne baksaydı ya. O oradaydı zaten. Dolayısıyla yani önümüze mutlaka böyle bir maniler çıkar. Şimdi sen gaza gelirsin, 50 sayfa okuyacaksın de. Sonra kim mani oldu? Kimse mani olmadı. Nefsim mani oldu. Azar azar. Hatta bazen mesela gaza geliyor. Ben diyor işte 50 gün oruç tutacağım. Ya bir dakika şimdi. Tutamazsın. Sonra kıs kıs güler nefsin sana. Yapabileceğini. Şey de var, saatte bir değil de var. Yapabileceğini atarken de. Mesela de ki ben de 5 tane Saadet-i Ebediye kitabına gücüm yetiyor falan. Şu işim olursa 5 tane Saadet-i Ebediye kitabı. Oldu adam, götürdüm de verdin. İkinci sefer dedi ki bu şahıs şu işi yaparsan 10 Saadet-i Ebediye vereceğim. Nefis der ki ya bu adamın şakası yok. Yapıyor. Yapıyor. Ben bir daha bunu aynı şekilde böyle bir şey çıkarmayayım der. Çünkü işte Cüneyt Bağdaylı Hazretleri miydi? Beyazı Bistam Hazretleri miydi? İkisini bazen karıştırıyorum ben de. Olsun, hangisi olursa olsun fark etmez. Mübarek sabah namazına uyanamamış. Çok üzülmüş, çok ağlamış. Hemen kaza etmiş tabii. Aradan 3-5 gün geçince bir gün sabah namazı vakti bakmış. Ayağını birisi gıdıklıyor. Gözünü açıyor, bakıyor iblis. Onlar görüyorlar. Diyor ki hayırdır? Kalk diyor, namaz kıl. Senin vazifen namaz kıldırmak mı diyor. Değil de diyor, geçenlerde diyor kalkamadın, çok ağladın, sızladın, 70 rekat namaz sevabı kazandın diyor. Vaktinde kıl da diyor, 2 rekat kalsın. Daha fazla, yani ben seni günah işlettiremedim ama diyor daha fazla sevap kazanma diyor. Ona da tahammülü yok. Dolayısıyla nefis de aynı şekilde. Ama sen tuttun, dedin ki işte şu işim eğer diyor bu olursa diyor ben diyor bir ay oruç tutacağım. Bizim başımız çok ya. İşte ben böyle dediydim ama bunun bir çaresi yok mu da? Yok. Yok, hapıracaksın, köpüreceksin, onu tutacaksın. Onun için öyle desteksiz atma. Diyeceksin ki şu işim eğer olursa bir gün oruç tutacağım. Oldu, hemen tuttun. Böyle epey bir devam etti. Sonra dedi ki 2 gün dedin, 2 günde tuttun. O zaman nefis demiş ki ya bu adamın şakası yok. Bu dediğini yapıyor. Bizim şeyde vakitte ama ilahiyatta işte Arap dili ve edebiyatı şeyinde bir okuma metinleri vardı. Hikayeler falan da vardı. Bir tanesi benim çok hoşuma gidiyor. Adam birisine diyormuş ki Osmanlı Mustafa Toköz'e diyormuş ki gel diyormuş bizim evde tuz ekmek yiyelim. Bu 1-2 falan Osmanlı da zannetmiş, Mustafa Toköz de zannetmiş ki ya tuz ekmekten murat kebap mebap falan filan mükellef bir sofra. Sözün gelişi. Kabul etmiş. Ama sana evin bahçesi varmış. Bahçe duvarı engin, bahçe kapısı neyse, oturmuşlar hakikaten. Osman'ın tuz ekmek koymuş. O anda bir dilenci gelmiş. Allah rızası için bir şey ver diye. Osman demiş ki bak demiş defol git, yoksa demiş bu taşı kafana yersin. Mustafa Toköz demiş ki vallahi bu adam ne doğru sözde olduğunu bir bilsen. Hiç durmazdı. Tuz ekmek dedi. Onun için sözünde dur. Ne dediysen onu yap. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.